Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün neredeyim? Antep'teyim. Antep'te bir günde dünyaları yiyeceğiz. Bir günde ne yenir videosu çekmeye karar verdik. Başta ne yapıyoruz? Hızlıca bir kahvaltı etmeye gidelim. Sürpriz olsun mekan, hızlıca geçip karnımızı doyuruyoruz. Evet arkadaşlar, ilk başta nereye geldik? Tostçu Erol'a geldik. Burada bir tost yiyeceğiz. Başta kahvaltıyı tostla yapalım, yanında güzel bir çayla. Hadi içeri girelim, tostumuzu yiyelim. Hoş geldiniz Tataristan'daki çek. Teşekkür ediyoruz, evet. Yumurta. Sağ olun, teşekkürler. Yumurta sucukla buluştu arkadaşlar. En favori tostumuz Atom tost. Kesinlikle. Severek tüketiyoruz. Tostlar hazır arkadaşlar. Bir de kesilişini gösterelim arkadaşlar. Satırı görünce dayanamadım. Çıtır çıtır mis gibi olmuş. Yakın çekim alabilir miyiz lütfen? Erol burada değil ama tostçu Erol. Ben varım diyorsun. Aynen abi. Yok yolum elinde. Süper. Abi tost. Şehir dışında değil mi tostçu Erol? Kendisi şu an şehir dışında. Evet. Evet arkadaşlar, tostumuz oldu. Kaşarlar yandan şöyle akıyor. Görüyor musunuz, mis gibi. Tostumuzu Atom tostla güne başlıyoruz. Yanında da böyle sıcacık çay. Bunun hepsini bitirmek biraz zor olacak ama. Ben bunu yemeye devam edeyim. Çok bugün çok farklı mekanlara gideceğiz arkadaşlar. Bunu yedikten sonra devam. Evet arkadaşlar, tostumuzu yedik. Atom tostunun fiyatı 30 TL, onu da belirtmek istiyorum. Şimdi başka bir yere geçeceğiz ve yemeye devam. Arkadaşlar Antep deyince akla ilk beyran gelir. Yani ilklerden bir tanesidir diyebiliriz ve nereye geldik? Metanet lokantasına geldik. İçeri girelim, beyranımızı içelim. Evet arkadaşlar, içeriye geldik. Başta yağ konuyor. Daha sonra pilavı üzerine böyle lokum kıvamına gelmiş ete ekleniyor ve pişirmeye hazırlanıyor. Bir sonraki aşamaya geçecek şimdi de. Evet, yüksek ateşte bu şekilde pişiyor. Şöyle bir parça toz biber ve et suyu. Oo, görsel şov resmen. Arkadaşlar beyran geldi. Nasıl yersin bunu? Ya benim en sevdiğim. Ya pul biber olmazsa olmaz. Biraz onu pul biberle beslersin. Daha sonra diğer yancısı limonunu da şöyle boldan boldan eklersin. Bir parça karıştırıp. Yanında şöyle pideler olacak tabii. Ve şöyle afiyetle tüketirsin. Yani inanılmaz lezzetli ya. Yani buna hayır diyemezsin zaten. Tost yedik geldik ama bir güzelliğe bak ya. Beyran'ı da bitirelim. Birazdan tatlı bir şeyler yemeye geçelim. Bu arada arkadaşlar, bunun bir porsiyonu 30 TL. Evet arkadaşlar, şimdi de katmerci Zekeriya Usta'ya geldik. Katmerimizi de yiyeceğiz. Şimdi içeri girelim, bir hazırlık aşamasını da bir görelim. Ondan sonra tadım kısmına geçeceğiz. Kolay gelsin. Hoş geldin. Ne giriyor abi bunun içine? Fıstık, şeker. Fıstık, kaymak, şeker değil mi? Bu kadar. Evet. Daha sonra taş fırına gidiyor ve pişiyor. Tamam. Biz de bekliyoruz afiyetle yemek için. Şöyle gönderiliyor. Evet, katmer pişti. Bunu ben alacağım. Üstü de böyle mis gibi kızarmış. Şimdi masaya geçiyorum ben artık. Katmerimiz geldi. Sıcak sıcak, içinde kaymak, bol fıstık var. Taş fırında da pişiyor. Bunu yemez misin? Şöyle tutarsın. Çıtır çıtır. Afiyetle tüketirsin. Yanında da şöyle süt içersin. Sütümüz de buz gibi. Dayanamazsın, üzerine bir tane daha yersin. Gerçekten fena bir şey bu ya. Yedikçe yedirtiyor zaten bu. Çok başarılı. Bu şekilde katmer söylediğin zaman 40 TL'ye alıyorsun. Süt de 2 TL yanında arkadaşlar. Ben yemeye devam ediyorum. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Dürümcü Recep Usta'ya geldik. Burada ne yiyeceğiz? Nohut dürüm yiyeceğiz. Size ilginç gelebilir. Bilmeyenler bilir ama Antepliler zaten ve çevre iller bunu çok iyi biliyor ama gerçekten nohut dürüm efsane oluyor arkadaşlar. Şimdi içeri giriyoruz, dürümümüzü yaptıralım ve tadıma geçelim. Antep pidesinin içerisine böyle lokum kıvamına gelmiş. Artık nohutlar ekleniyor. Üzerine patates kızartması, çıtır çıtır, mis gibi. Ardından bir parça patlıcan giriyor. Kızarmış patlıcan. Klasiğinde bu şekilde yapılıyor değil mi? Aynen öyle. Süper. Domatesler şimdi de giriyor devreye.
İsteğe bal da yapıyorsunuz. Aynen öyle. İsteyene soğan piyazı atıyoruz. Oh, bu olmazsa olmazlardan soğan piyazı. Oo, fena bir şey oldu bu ya. Yanında da bomba dokunuş bu oldu en son. Limon da üzerine sıkılıyor ve servise geçiliyor herhalde. Fiyatı ne kadar bunun bu şekilde? 8 lira. Bu şekilde 8 TL mi? Öyle 8 lira. Hem de doyurucu. Eline sağlık. Biz yemeğe geçiyoruz. Evet arkadaşlar, kapanacak konumda değil bu. Biraz uğraştıracak. Şöyle bir kapatırsın. Kağıtla onu iyice sarıp sarmalarsın ki o formunu kaybetmesin. Ve tutarsın onu, afiyetle tüketirsin. Bir yanında biber. Ve olmazsa olmaz ayran. Bu gerçekten böyle helva kıvamına gelmiş. Dilinle böyle dağıtıp gidiyorsun. Bunu bitirelim, bir sonraki mekana geçelim. Arkadaşlar, nohutçu Recep Usta'nın karşısında ne var? Şöyle Şam balığı var. Evet arkadaşlar, bunun da bir tadına bakalım. Fiyatı da 2,5 TL'ymiş. Tadını çok merak ettim açıkçası. Şöyle. Üzerinde de Antep fıstığı. Şöyle tadına bakalım. Ben Şam tatlısı çok yedim. Normal tarzından biraz daha farklı bu. Yemeye devam edelim. Evet arkadaşlar, klas tatlıya geldik. Görüyorsunuz, fıstık adam karşınızda. Böyle bol fıstıklı tatlılar yapıyor arkadaşlar. Halka tatlısı, çikolatalı yine. Üzerine lokma tabii içerisinde. Üstü fıstığa boyuyor yine aynı şekilde. Şimdi kendisinden rica edeceğiz. Merhabalar bu arada. Hoş bulduk. Halka tatlı ve bu çikolatalı lokma tatlıdan, bol fıstıklı çikolatalı tatlıdan yiyeceğiz arkadaşlar. Evet tatlılar geldi. Fıstık banyosu yapılıyor. Bunun lezzetsiz olma ihtimali yok. Sunum şekli de bence çok klas. Gördüğünüz gibi. Yani ufak bir kabın içerisine ekliyor. Oo, eline sağlık. Birine sağlık. Doyurmaya devam ediyorsun. Banyosunu yaptırıyorsun herhalde. Evet. Şöyle alıyoruz arkadaşlar. Şöyle tutarsın. Böyle yolda yürüye yürüye. Bunlar da şerbetler 3 tane. Çıtır çıtır. Ne kadar bunun bu şekilde fiyatı? 5 lira. Bu şekilde 5 TL. 5 lira evet. Bunun fiyatı ne kadar? Bu da 5 lira. Bundan da bir tane yapabilir miyiz? Çikolatalı fıstıklı olsun. Evet. Evet şimdi lokma tatlar geldi. Bu çikolatasız olanı, bunun çikolatalısını da yapıyor. Bu da 5 TL değil mi? Bu 5 TL. Bir tanesi kaçtı. Hemen yakaladım. Yakaladın onu, affetmedi. Şöyle bir tanesini alayım. Şunu da böyle tadına bakalım. Üstünden artık fıstıklar akıyor. Oo, bu daha güzel. Böyle ısırdığın zaman şelale gibi ağzına şiresi akıyor. Fıstıkla da birleşince bomba bir şey oluyor arkadaşlar. Biz bunları böyle yürüye yürüye bir yandan da sindiririz. Yemeye devam edelim. Bir sonraki mekana geçelim. Evet arkadaşlar, Antep'e gelmişken Antep lahmacunu yemeden gitmek olur mu? Kesinlikle olmaz. Biz de çıtır lahmacuna geldik. İçeri girelim, çıtır çıtır lahmacunları yiyelim. Evet arkadaşlar, çıtır lahmacuna geldik. Kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldin. Taş fırında pişiyor herhalde lahmacunlar. Elinize kolunuza sağlık. Teşekkür ederiz. O zaman ben şöyle bir tane böyle çıtır çıtır lahmacunundan bir tane alayım abi. Çıtır çıtır lahmacunlar çıktı taş fırından. Ne kadar bunun bu şekilde fiyatı? 10 TL. 10 TL. Tanesi 10 TL. Bence çok uygun. Ben tadıma geçeyim. Şöyle göstereyim size de. Şuna bakın ya. Muazzam gözükmüyor mu? Evet arkadaşlar, lahmacunumuz geldi. Eline sağlık. Evet, teşekkür ediyorum. Osman'cığım. Sağ olasın. Arkadaşlar şöyle lahmacunu burada nasıl yersin? Şöyle bir parça maydanozunu alırsın şöyle içine. Burada patlıcanı görüyorsun, közlenmiş patlıcan. Arasına şöyle ufaktan ufaktan serpiştirirsin onun. Patlıcanlar da devreye girdikten sonra bunun ilacı ne? Şöyle ilacını da göstereyim size. Boldan boldan limon. Şu birincisi şurada tutarsın. İkincisini de aynı şekilde üzerine şöyle iyice bir boca edersin. Çıtırtıyı duymanızı istiyorum. Şu çıtırtıya bakın ya. Ya bükerken artık parçalanıyor. Kocaman zaten. Ve şöyle tutarsın. Yanında da buz gibi ayran.
Bunun fiyatı 10 TL bu arada. Onu da söyleyeyim. Fiyat performansı bence gayet başarılı. Bununla tek kişi bile doyar. Arkadaşlar Antep'in duz suyu çok bilinir. Böyle sokak aralarında, kenarda, sağda solda hep görürsünüz. Biz de biraz eritelim derken, böyle biraz yürüyüş yapalım derken önümüze çıktı. Ne yapacağız? Tatmadan geçeceğiz mi? Kesinlikle hayır. Bir bardak alalım, böyle buz gibi zaten. Bir tadımını yapalım bunun da. Evet, duz şurubu içerisinde buz da var. İstiyorsan yakından çek. Böyle buz gibi arkadaşlar. Doğa. Ağrısı, öksürüğü, bronşit, astım, evet. Şeker, kansızlık, ilaç abiciğim. Oo. Her derde deva. Şifa niyetine evet. Fatih abinin kulağını çınlatalım buradan. Lezzet peşinde biri. Oo, şuna bak ya, gerçekten çok güzel. Çok merak evet. Ediyorum ben de. Afiyet olsun. Tamamen ev yapımı. Şöyle tutarsın, tadına bakarsın. Oo, çok güzelmiş. Eline sağlık. Ne kadar abi bu bardak? 6 lira bardak. 6 TL. Evet. Bence çok güzel ya. Hem fiyat performans anlamında. Biz yürümeye devam edelim elimizde böyle geze geze. Arkadaşlar şimdi güzel de kebapçı Yalçın'a geldik. Izgara yiyeceğiz, içli köfte yiyeceğiz, ciğerini yiyeceğiz, küşleme yiyeceğiz, kuşbaşı yiyeceğiz. Atabı, ve hiç bekleyemiyorum şu an içeri hızlıca giriyorum tadım yapmaya. Evet arkadaşlar Yalçın Usta'nın yanına geldik. Nasılsın Yalçın Usta? Coştu. Elim ayağım sağır. Süpersin ya, muhteşemsin. Etleri burada dizmişsin. En güzel parçalardan keseceğim diyorsun. Ya şimdi hepsi ayrı bir güzel abi de. Tabii. Mesela biz size küşleme dedik. Ama ben şuradan. En sevdiğim. Koyunda bir tane çıkan bir parça abi. Lokum gibi oluyor zaten. Yumuşak. Kendi yani. Başına bir yer. Aa bu. Güzel. Süper. Sadece tuz mu ekliyorsun mesela? Tuzunu, yağını attı. Bir elinle onlara böyle bir ufaktan masaj yapıyorsun. Okşuyorsun ki daha böyle yumuşak olsun. Yani. Aşura yerleştirdik. Şimdi pişmesini bekliyoruz. Yanında da farklı farklı çalışmalar devam ediyor tabii. Yani. Bir yanda ciğer. Sen o zaman Yalçın Usta bize ciğer, kıyma, kuşbaşı önden bir sofraya geçelim. En son küşlemenin tadına bakalım. Tamam olur abi. Olur. Tamam. Biz geçiyoruz o zaman masaya. Tamam olur abi. Ben de size böyle löp getireyim. Oo. Yaprak. Yalçın Usta'm öyle bir sofra hazırladı ki yani ellerine kollarına sağlık. Afiyet şurada olsun. Şurada da şovunu yaptı bize. Eyvallah vallahi. Sağ olasın vallahi. Hepsi yapalım. Birbirinden yani ye beni diyor. Bir anda kıyman, ya, bıçak kıyması. Süper. Şöyle satan kaldıramazsın ha bunu ben. Kaldıramazsın. Elinde dağılır gidiyor. Şu ne? El bombası. El bombası, içli köfte. He. O zaman bu bombayı patlatalım. Patlatak, kimseye zarar vermesin. İstiyorsan sen de bir tane patlat. Ben daha yeni yedim, nohut durumu yedim gördüm abi. Doğru, oradayken karşılaştık böyle. Eyvallah abi. Şöyle tadına bakıyorum arkadaşlar. Dışında fıstık kaplı. Eminim, İçi ceviz, dışı fıstık. Eminim içinde ceviz vardır diyecektim. Oo, limonsuz olmaz, doğru. Çok güzel. Abi sen de ölüsün, yeme sen de ölüsün. Yedi öldü desinler, acı öldü demesinler ha. Ama onu... Bayramdan da alalım. Şu kıymayı da çok merak ediyorum ben. Daha demin böyle dağıldı. Hatta bunu ne yaparsın? Elle alırsın. Bir parça da şöyle soğanından alırsın. Yanlış mıyım? Elle yenir bu. Doğru. Şimdi kıyma kebabı yemeye gelip bıçak isteyeyim. Zaten kaldıramayayım daha iyi. Bıçağı ne edeceğim? Bir de böyle Antep ciğeri. Yerbakı da bunun üzerine böyle... Banyosunu yaptırıyorlar toz biberiyle. Gerek yok. O da güzel oluyor. Ya o da güzel oluyor da. Şimdi bizim müşterimiz kitlemiz belli alıştı. Evet. O yüzden bozmak istemek yani. Çok güzel. Kuzu ciğeri. Olmazsa satmam. Fiyatlar bu ne kadar? İçli köfte ne kadar? 8 lira. Tane 8. Kıyma ne kadar? 25. Kuşbaşı? 27. Ciğer? 23. Süper. Tamam eline sağlık. Bu ne peki? Son kez şunu. Ayranın kaymağı. Ayranın kaymağı. Üzerinde fıstık var. Ya ben kadar geldim, kısıksız bir şey olmaz. Evet, lokumlar da geldi. Şimdi bununla bir tadına bakacağız arkadaşlar. Şimdi abi, löp dedik, yaprak löp dedik. Löp dedin, ooo. Bahsettiğim buydu, çok güzel. Yağlı kara değil mi o da? Yağlı kara abi. Lokumlar geldi dedik. Birincisi gitti, ikincisi geldi. Devam. Abi sen bizi patlatacaksın zaten sabahtan beri. Abi, başta da dedik ki sen döleceksin, yiymesen döleceksin. Doğru söylüyorsun, ona katılıyorum. İyi de öldü desinler, acı öldü demesinler. Oo. Bu yani olayı farklı boyuta taşıyor zaten. Çok güzel. Bunları yeni doğmuş bebeğin ağzına ver yesin. Hiç dişe gerek yok. Herkese her varmış orada. Her masaya yani her masaya. Zaten müşterilerimiz İsteyen gibi. Her masaya yapıyormuş orada. İsteyen de el istese de istemese de yapıyoruz. Allah Allah. Ne güzelmiş ya. Çok güzel. Bu da yağlı kara. Sulu sulu şıpır şıpır görüyorsun. Damağından beynine oksijen edecek abi. Yoksa yürümez. Her ürün çok başarılı.
Sana da afiyet olsun. Arkadaşlar biz bu lokumları yemeye devam edelim. Bir türlü kopamıyoruz oradan çünkü lezzetler çok güzel. Hızlıca başka mekana geçelim. Yemeye devam. Eline sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar şimdi de nereye geldik? Abdullah Usta'nın yanına pişiriciye geldik. Şimdi hızlıca içeri giriyoruz. Böyle efsane lokum niyetinde ne yiyeceğiz? Lavda küşleme. Tamam. Lavda küşleme yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hızlıca içeri girelim. Ne niyetine? Böyle lokum niyetine, şeker niyetine. Girelim içeri tadımımızı yapalım. Evet, Abdullah Usta'nın yanına geldik. Küşlemeleri hazırladı bize. Hepsi böyle iri iri. Aynen abi. Sanki üzerinde bir sos var değil mi? Marina var. Marinasyonu da yapmışsın. Evet abi. Şimdi ben masaya geçiyorum o zaman tamam, Abdullah Usta. Bekliyorum seni. Lezzeti bekle abicim, geliyorum hemen. Tamam. Eyvallah, teşekkürler. Sağ olasın. Arkadaşlar hazırlıklar yapıldı. Şu an yüzüme bir sıcaklık vuruyor zaten. Abdullah abi de geldi. Eyvallah. O daha demin göstermiş olduğumuz eti de getirdi. Sağ olasın. Aynen. Yanında da tereyağı bekliyor bizi. Tereyağı tavayla buluşacak abi. Oo, kenara çekileyim mi? Akabinde de et de tereyağıyla buluşacak. Tereyağı banyosu yaptıracaksın o aynen zaman. Aynen öyle. Oo. Ya böyle bir görüntü olamaz ya. Dur yanmayalım aynen, sonra. Aynen. Şimdi etler devreye giriyor. Böyle etlere böyle tek tek özenle banyosunu yaptıracak Abdullah abi bize. En sonunda lezzetine lezzet katacağız. Kesinlikle abicim. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Şöyle alayım hatta çatalı Abdullah Usta. Hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Oo, ellerimle de yedirim diyorsun. Aynen öyle. Yanmayalım abi. Yer abicim. Şifa olsun Mehmet abicim. Oo. Dilimle döverek yiyebiliyorsun neredeyse yani o derece yumuşak. Hafif de kekik abicim. Ve daha sonrasında ne yapıyoruz abicim? Mükemmel şovumu da yaparım diyorsun. Son hareketimi. Aynen. Eline sağlık abi. Afiyetler olsun. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli abicim. Şifa biz olsun. Yemeğe devam ediyoruz. Şeref verdiniz abi. Çok sağ olasın. Şehrimize de mekanımıza da şeref verdiniz. Çok teşekkürler. Efendim. Afiyetler olsun. Yemeğe devam. Arkadaşlar kaçıncı mekan bilmiyorum ama elimden geldiğince fazla öneride bulunmak istiyorum. Antep'e gelen biri rahatlıkla bu mekanları gezebilsin diye birçok alternatif üretiyor. Şimdi nereye geldim? Gördüğünüz üzere Künefahan'a geldim. Çok böyle efsane bir yer yapmışlar. Şimdi içeri girelim bir tatlı yiyelim. Evet yemek sonra böyle ufak bir atıştırmalık tatlı yiyelim dedik. Yani nasıl bir masayla karşılaştığımı görmek istersiniz belki. Şuna bakın ya. Coşkun Usta'm şovunu yaptı burada. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Yani çok güzel gözüküyor. Bir de burada ne var? Muska bu, mı deniyor buna? Şöyle söyleyeyim. Muska dediğimiz ki yenik bir katmerimiz bizim. İçerisinde kaymak, fıstık ve dünyanın en iyi çikolatasından var. Oo. Dondurmamız var. İçinde süt dondurması var. Dışında yine fıstık fıstık kaplamalı fıstık dondurma diyoruz abi. Burmalaka deyip biz buna G3 mermisi diyoruz abi. Evet. Bu da yeni yaptığımız daha çok gençler için. Daha bir kat fıstık ezmesi var. Bir kat çikolata var. Ve içinde dondurma var. Süper. Yeşil küpümüz var. Bir lüleğimiz var. Şu an masa küçük olduğu için bunları sıralandık. 37 çeşit daha var. Daha devamı da var diyorsun. Var 37 çeşit daha var. Akan bir çikolatayla ha, bunu ne yapacaksın? Taşlandıracaksın herhalde onu. Ustanın üzerine dökeceksin. Fena bir şey ya. Şuna bakar mısın ya? Patlatıyoruz artık. Oo, çıtır çıtır bir de ya. İnce bir hamur var bunda. İçinde de çikolata. İncecik bir hamur var diyorsun. Evet. Bunu elle yersen. Bunu elle değil mi? Çatala hiç gerek yok. Kesinlikle. Böyle şöyle götüreceksin. Tutuyorum arkadaşlar. Abi el batacak. Sıkıntı yok. El az batacak. Gerçekten. Diyorsun. Elden ama bol kaymaklı belli. Daha çıtır zevkli. Çıtır. Daha zevkli. Elden yiyin daha zevkli. Ben bunu çatalla yeseymişim daha güzelmiş ama ama çok lezzetli. Elden daha lezzetli. Çünkü çataldan bunu keserken hamuru çıtır şey dağılacak. Son bir lokmamı da alayım şöyle. Arkadaşlar tatlımızı yedik. Muska tatlısının fiyatı 20 TL bu arada o yemiş olduğum. Şimdi nereye gideceğiz? Bulvar kebaba yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz? Ciğer kavurma yiyeceğiz. Şimdi oraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de bulvar kebaba geldim. Şimdi daha demin söylediğim gibi ciğer kavurma yiyeceğiz. Hızlıca içeri girelim ve lezzetin tadına bakalım. Şükrü Usta'nın yanına geldim. Böyle çok güzel kavurması var. Birçok kişi de met etti. Bir karıştırabilirsek. Çok güzel gözükmüyor mu? Böyle ufak bir şey yapabilirsen hemen bana efendim, hemen, bir hemen tadım yapalım. Hemen, hemen, çok hemen, da merak hemen ediyorum açıkçası. Evet, evet. Bir de hazırlamasını yapalım. Olur, güzel olur. Şimdi içerisinde neler var? Tabii bunun içerisinde kuzu ciğer var. Kuzu ciğer. Ha, ilk önce pişiriyoruz tabii haşlıyoruz. Akciğer değil mi? Ha, akciğer kullanıyorsun. Evet, evet. Yeşillik giriyor ha, mu? Gelin tabii. Soğan bak, giriyor. Bunun yiyecekleri hazırlayalım isterseniz. Ha, tamam. Bakın gel kardeşim. Bakın buna soğan piyazı. Maydanoz, soğan. Maydanoz, soğan karışır iyi olur. Çok iyi. Mesela yanında, bunun yanında pişmiş biber en önemli özelliği. Ha, içerisine koyuyorsun evet, değil mi? Tabii, oo, bakın. Çok güzel olur. Bakın, severim. Hazırlıyorum. Hele ki acıysa. Ha, aynen çok acı bakın. Oo, ondan sonra fena bir şey oldu. En olmazsa olmazı baharatlar. Ne giriyor baharat mesela olarak? Tuz.
Zaten herkesin kullandığı öyle. Biber. Pul biber, güzel. Misal kimyon özellikle. Ve yakışır. Yani daha bunu ne olsun? Hazırladıktan sonra bunun bitmiyor bile, daha. Evet, bitmiyor tabii. En son üzerine limon banyosu. Evet, limon böyle. Oo, vallahi eline koluna sağlık ya. Çok güzel oldu. Ve en zor işe geldik. Misal bunu dürüm katlama etmek. Katlama olayı mı? Tabii. Dürüm etmek de ayrı bir meziyet. Antepli'ye özel. Evet. Eline koluna sağlık tekrardan. Teşekkür ediyorum. Tabii bunu bana afiyetle yemek düşüyor. Bunun fiyatını da sorayım sana. Tabii bu yarım kavurma 6 lira. Yarım kavurma 6 lira. Evet, bence çok da uygun. Yanında ayran da veriyorsun. Ayran 3 lira da ayran. Ayran da 3 lira. Yani 9 liraya geliyor arkadaşlar. Evet. Ben bunu affetmiyorum. Ne yapıyorum? Gaziantep'te şöyle yiyebileceğiniz en iyi kavurma bir saniye. Gerçekten çok güzelmiş. Meşhurdu yani. Antep'te en iyi yiyebileceğiniz kavurma bu yani. Şu an böyle çok aç olmamama rağmen. Evet. Yine de o lezzetle yani şunu bitiririm. Yani üzerine ikinciyi düşünürüm diye düşünüyorum. Çok güzel. Eline koluna sağlık ustam. Teşekkür olsun kardeşim. Ne demek? Ne demek? Biz bunu da yiyelim arkadaşlar. Biraz yürüyüş yapalım. Sindirelim. Ondan sonra aynen sindirelim, ondan sonra devam edelim. Evet, şimdi de Antepli'ye geldik. Çok farklı bir lezzet var. Onu da göstermek istiyorum size. Hızlıca içeri girelim, onu da tadımını yapalım. Karşınızda Atom Lokum. Doğu merhaba bu arada. Nasılsın? İyiyim, sağ olasın. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olasın. Güzel lezzetinin tadına bakmak istiyoruz. Tabii ki, her zaman. Çok övdüler. İçinde kaç çeşit çeşni var diyelim? 24 çeşit ürün var. 24 çeşit ürün var değil mi? 18 çeşit kuru meyve, 6 çok çeşit iyi kuru yemiş var. Süper. O zaman ben bir dilim alayım. Çok fazla yemeyeceğim. Sadece böyle tadına bakmak istiyorum. Kalınca bir dilim kesin. Kalınca kesme çünkü çok yedik. Bu ürünün en büyük özelliği ısırdığınızda farklı bir lezzet alırsınız. Ha, yani bir ucundan ısırdım farklı bir lezzet. Aynen öyle. En dibine doğru gittiğim zaman farklı bir lezzet alacağım. Her ısırıkta farklı. Nar aromalı. Anladım. Güzel. Burada da veriyor. Şöyle tutalım. Nar aromalı Atom Lokum'dan şöyle tadalım. Nar aromasını iyice hissediyorsun. Güzel, ben çok severim zaten. Böyle bu tarz cezeryelerde falan da kullanılıyor. Lokumlarda. Sabah böyle meyve kuru yemiş falan yiyeceğine bundan bir dilim yiyeceksin. İçinde 24 çeşit farklı. Oo, mis gibi. Hem doğru lezzetli. Aynen öyle. Hem besleyici. Tamamen katkısız. Hiçbir çok şekilde. Çok beğendim. Güzelmiş. Vesaire yok. Bunu bitiriyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Doğu, bu arada bunun kilosunu da bir soralım. Belki öğrenmek isteyenler olacaktır. Bunun kilogram fiyatı 130 lira. 130 TL. Aynen öyle. Yani alacağınız malzemelerle eşdeğer bir fiyat. Fiyat performans bence çok güzel. Eyvallah. Sağ olasın. Evet arkadaşlar, şimdi Koşak Baklava'ya geldim. Buranın baklavası çok güzel. Şöbiyetinden de sipariş ettim. Şöbiyet, baklava, klasik baklava. Nasıl yiyeceğiz bunu? Şöyle tutacaksın tersten. Görüyorsun o dip kısmını. Ve burası damağa yapışacak. Şöyle tutacaksın. Ve böyle keyfini çıkaracaksın. Bunlar da iyiyim. Bundan sonra güzel bir mekana gideceğiz. Evet, tatlımızı da yedik. 32 TL tuttu. 2 dilim baklava, 1 dilim şöbiyet. Dediğim gibi şimdi diğer mekana geçiyoruz. Evet arkadaşlar, suyu görünce dayanamadım. Hem yediklerimizi eritmek için bence bir yol diye düşünüyorum. Yüzümüzü yıkalım, bir kendimize gelelim. Şöyle serinleyelim biraz ya. Saat gidiyordu. Evet, şöyle biraz da serinledik. Öyle mekana geçelim. Böylesi daha güzel bence. Şimdi Pendirhan'a geldik. Son zamanlarda çok fenomen olan birinin yanına, Fatih abinin yanına. Şimdi içeri girelim, bir tanışalım kendisiyle. Batlıcan kalp borusu çaldı. Turşu tüfeğe elini aldı. Zeytin çavuş olmuş dayak atıyor. Tezkere yören yine arabam pendiri oldu. Fatih abi, eline koluna sağlık. Çok güzel bir giriş yaptık, çok tatlısın. Güzel mi? Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Fatih abi, senden bir isteğimiz var. Söyle baba. Senden peynir kebabı istiyoruz. Kendin çok güzel baba. Peynir kebabı yapıyormuşsun. Şimdi baba, şöyle bize bu Allah'ın vergisi, bu damak tadını Allah bize verdi. Evet. Tabii ki çok nadir insanlarda. Biz şunu her zaman söyledik. Kötü komşu adamı mal sahibi yaparmış. Biz hayatım boyunca bu peynir aşkı, evet, bu özellikle yeme aşkı, ben de babadan genetik. Babadan gelme. Süper. Evet. Çok güzel. Şimdi biz dedik ki, peynirin kebabı olur mu? Olur. Pendirin dolması olur mu? Olur.
Pendirin kadayıfı olur mu? Olur. Salatası olur mu? Olur. Ne dedik? Elekten geçme. Tek tek seçme. Çeyrekten yetme. Oh. Ustanın yanına gel. Ağzına sağlık. Senat, bunu tattırayım. Bundan sonra o aşkı sana, yarısını da sana vereyim. Paylaşmayı seven bir insanım. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Şimdilik bu pendirin, her zaman söyleyeyim, sevgi dolu şu gönlüm, bir kuş gibi kanatlı, dünyam seninle güzel, hayat da pendirle tatlı. İşini seviyorsun, yiyeceklere böyle şiirler yazıyorsun. Ya, tebrik ediyorum seni Fadi abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Biz Gaziantep'te bu Antep biberinden Antep pendirini birleştiriyoruz. Efsane bir şey çıkıyor herhalde. Aynen. Annelerimiz pirinçten dolma yapar, zeytinyağından yapar. Biz de Antep pendirine yapıyoruz. Hala ağzımda var, ben de tadına bakıyorum. Bu arada şuna bakmayın. Eline sağlık. Şöyle güzelce. İçlerine peynir dolduruyorsun. Mutlaka, daha sonra mutlaka. Mangalda da çeviriyorsun. Mangalda yapacağım. Bu sefer ilk defa mangalda deneyeceğim. Fatih abi, bunları doldurdun, şişe geçeceğim birazdan. Bir de dedin ki ben sade peyniri de közde çeviriyorum diyorsun. Pendirin kebabı. Oho. Süper. Pendirin tamam. Kebabı. Tamam, onu da şişe geçirelim. Kebap yaparım baba. Tamam, şu süpersin vallahi. Et değil, benim işim peynirle diyorsun. Tabii, pendir aşkı yürekten geliyor. Ben ne dedim? Sevgi dolu dedim, şu gönlüm dedim. Bir kuş gibi kanatlı, dünyam seninle güzel, hayat pendirle tatlı dedik. Ama bu yeterli değil. Ne dedik? Elekten geçme, tek tek seçme, çeyrekten yetme, ustanın yanına gel. Süper. Devam ediyoruz. Şişlemeye efendim. Şişlemeye devam. Paranızla bize dua edersiniz. İşte kebap bu. Kebap aşkı bu. Bunları da şişten geçireceksin. Tabii. Arkadaşlar, mangallar kuruldu. Fatih abi başlıyor pişirmeye. Tabii ki. Ne dedik? Aşk nereden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. Pendir kebap. Dolma kebap. Yanında da şöyle pideler yaptı şu an, elim yanıyor sıcacık. Böyle kendi dükkanından susamlar, küncüler aldı. Maşallah. Al bakayım al. Mis gördün gibi. Baba. Mis gibi gerçekten. Şu an alttan elim yanıyor Fatih abi. Oo, sana güzel yapayım hemen bir baba. Kebaplarımız bak şöyle pişiyor. Biberler. Közde böyle. Olmaya 10 numara başladım. Şartıyla. Çok güzel. Mis gibi de kokular geliyor Fatih abi. Mis ada, o da nasıl? Fatih abi, peynirler herhalde alt tarafı pişti. Aynen gösterelim efendim. İstiyorsan. Şöyle güzelce bak kızarmış. Of, elma gibi, elma çok gibi. Güzel. Maşallah. Arkadaşlar, pişti, kaldırıyoruz. Şimdi tadıma geçeceğiz. Bak süngerli görüyor musun sürmesini, maşallah. Pendir kebap. Hadi bakalım. Pideleri kebaplar... üzerine ekliyorsun. Tabii. Eline tabii. Boluna sağlık. Bu iş... Peynirleri de sünüyor. Tabii. Sündü efendim. Oo. Şu an 10 numara ses getirmeli böyle. Hele bak şu kırmızılara. Hiç oynamadan. Kendinden bırakıyor bak işte. Mis gibi. Hele şu kebap, pendir kebaba bak. Az biraz kızarttık ama biz sizin için yaptık efendim. Çok erimiş güzel gözüküyor Fatih abi. Oo, ellerim yandı. Şimdi nasıl yiyeceğiz abi bunu? Abi bak ben hiç söyle sürmeden bana. Ben bu şekilde. İstediğin şekilde yiyeceğim. Şöyle güzelce sündüğünü gördünüz mü efendim? Eller yandı tabii. Ellerim bu arada yanıyor. Tabii ki hiç zahmetsiz böyle güzelce. Bunu görüyor musun? Tabii abi. Oo. Dedim ya, paylaşmayı seven bir insanım. Bu şekilde kopardım. Şurada. Bakın efendim. Ve afiyetle tüketiyoruz. Fatih abi. Ben hiç beklemiyordum abi, böyle bir lezzet. Gerçekten çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş yani. Eline koluna sağlık. Közlenmiş biber. Sıcacık bir de. Peynir bir yanda. Efendim. Bir ısırık daha alacağım ama. Şu an size bir güzel bir. Manımı ve şu şehrimi anlatayım. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma bu dünya, böyle gelmiş böyle gider. Acılar sevgiyle tatlaşır. Bunca yaşamın sonu değil mi bir avuç toprak? Korktuğum ölüm değil. Sadece unutulmak. Hele şu pendirin güzelliğine bak. Bakın. Ver abi, çay da alalım. Fatih abim. Şeker istemiyorum ben. Abi, evet. Çaysız hiç olmaz mı? Evet.
Bana şeker bunun ver abi. Bunun yanında çay çok güzel bana gider dedi. Bana şeker ver abi. Ben şekersiz ha, yapamam. Şeker, aynen sen. Tamam. Tabii ki. Yanında da çay çok güzel gidiyor dedin. Sabah kahvaltıda vazgeçilmez. Vazgeçilmez efendim. Fatih abi eline koluna sağlık. Şu an bu pendir için şununla bir tadına bakayım ben. Şurada komşularımız bile şu an sıradalar efendim. Oo, doyum olmaz. Teşekkür ederiz efendim. Fatih abi eline koluna sağlık. Burada ben videoyu sonlandırıyorum. Biz yemeğe devam edelim. Mutlaka efendim. Bizi ağırladığın için çok teşekkür ederiz. Ben şeref duyarım efendim. Her zaman. Teşekkürler. Dükkan sizin ya. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar şimdi Tamiz kahvecisine geldik. İçeri girelim. Şimdi bir menengiç kahvesi içeceğiz. Evet menengiç kahvemiz de geldi. İnanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar bu. Ve size şöyle söyleyeyim. Bir günde Antep'te dünyaları yedik. Sabah erken saatte geldim. Saat 9'da buradaydım. Şu an saate bakıyorum. Saat 8.30 yani 9 olmuş. 12 saattir durmadan yedik arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bunun keyfini neyle çıkarırsın? Güzel bir menengiç kahvesiyle çıkarırsın. Ve şöyle tadımızı yapalım. Ya bu kahveyi Antep'te zaten çok meşhur. Özellikle Tamiz yani çok başarılı yapıyor. Ben bunu içmeye devam edeceğim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.